Hoş geldiniz. Siz muhakkak Meral Hanım'sınız. Halil'i arıyordum. Çarşıya öteberi almaya gitti. Bugün öğle yemeğini burada yiyeceğiz. Neredeyse gelir. Renkleri çok güzel seçmişsiniz. Sizin evin de iç süslemelerini biz yaptık. Halil senin resmine o zaman aşık oldu. Resmime mi aşık oldu? Bir resme nasıl aşık olunur? Bu zamanda resme aşık olan insan var mı? Tıpkı masallardaki gibi. Bak küçük hanım, ben bir sözü bir kere söylerim. Ve de doğruluğuna mutlak inandığım şeyleri söylerim. Halil sana bundan bir sene önce aşık oldu. Hem de öylesiye aşık oldu. Limonluğa gitmiştir. Aylardan beri gelip neden benim resmime bakıyorsun? Cevap vermeyecek misin bana? Yoksa gerçeği söylemekten korkuyor musun? Öğrenmek istediğini Mustafa söylemiştir sana. Ben senin söylemeni istiyorum. Herhalde bana ait olan bir şeyi öğrenmek hakkımdır. Hayır, sana ait bir mesele değil bu. Resminle benim aramdaki bir durum seni ilgilendirmez. Ben senin resmine aşığım. İyi ama aşık olduğun resim benim resmim. İşte ben de buradayım, söyleyeceklerini dinlemeye geldim. Resmin sen değilsin ki. Resmin benim dünyama ait bir şey. Ben seni değil, resmini tanıyorum. Belki sen benim bütün güzel düşüncelerimi yıkarsın. Bu davranışların bir korkudan ileri geliyor. Evet, bir korkudan ileri geliyor. Bu korku sevdiğim şeye ebediyen sahip olabilmek için çekilen bir korku. Ben senin resmine değil de sana aşık olsaydım o zaman ne olacaktı? Belki bir kere bile bakmayacaktın yüzüme. Belki de alay edecektin sevgimle. Halbuki resmin bana dostça bakıyor. İyilikle bakıyor ve ebediyen bakacak. Ben de sana bakmak istiyorum. Hayır. Benimle resminin arasına girme, istemiyorum seni. Ben senin yalnız resmine aşığım.